Teklif bir sansür teklifidir. AK Parti genel olarak siyaset anlayışı zaten kontrol et, edemezsen sansürle, onu da yapamazsan yasakla anlayışıdır. Şimdi bu teklifi bize Almanya modeli olarak sunuyorsunuz ama ben hiç Merkel'i eleştirdiği için gece yarısı evinden alınan bir Alman görmedim. Ya da Facebook'ta iktidarın hoşuna gitmediği bir yazıyı beğendiği için 13 yaşında bir Alman çocuğunun karakola götürüldüğünü hiç duymadım. Hani sizin şu kıskandığını iddia ettiğiniz Almanya var ya, aslında onu örnek alacaksak eğer, hukukun üstünlüğü konusunda örnek almalıyız ki Almanya 6. sıradayken Türkiye 107. sırada. Almanya şu içeriği kaldırıyor diyorsunuz. Peki içerik kaldırma sonucu konusunda siz ne kadar tarafsızsınız? Örneğin bir kanal yandaş olduğu için 90 bin şikayet olmasına rağmen kendisiyle ilgili yapılan işlem sayısı sadece sıfır. Dolayısıyla Almanya modeli demeyi bırakın, bu düpedüz AK Parti modeli bir sansür modelidir. İbrahim Kalın bugün bir açıklama yaptı, dedi ki sosyal medya kullanıcıları fikirlerini özgürce ifade etmesinde herhangi bir yol yok, herhangi bir sorun yok demiş. Sayın İbrahim Kalın, sorun tam da burada başlıyor zaten. İfade ettikten sonra başlıyor. Çünkü siz o tweet'i attıktan sonra bir gece yarısı evinize geliniyor ve karakola götürülüyorsunuz. Yani bir anlamda sizin yaptığınız tamamen muhalif avlamak ve gerçekleri gizlemek. Neymiş? Batı ülkelerinde unutulma hakkı varmış. Peki bu hak niçin var? Gerçek mağdurlar için var. Siz bu kanun getirirken kişilik haklarının zedelendiği gerekçesiyle bunu getirdiğinizi söylüyorsunuz. Bu kişilik hakları nedense Canan Kaftancıoğulları için, Berna Leçinler için, muhalif Ahmetler, Ayşeler için getirilmeyecek. Kimin için getirilecek biliyor musunuz? Bu yasa resmi gazetede yayınlandığı gün Fethullah'la fotoğrafı olan AK Partili vekiller için sadece kişilik haklarını zedeleyecek. Ayakkabı kutusunda, takım elbise poşetinde rüşvet alanlar için kişilik haklarını zedeleyecek. Kanal İstanbul üzerinden kupon arazi aldırdığınız Katar emirinin annesi hemen başvuracak. Benim kişilik haklarım zarar gördü diyeceksiniz ve unutulma hakkından yararlandıracaksınız. Yine size yakın bir vakıfta çocuklara istismar yapılacak. Onların da kişilik hakları zedelenecek ve hemen unutulma hakkından yararlandıracaksınız. Yani amacınız unutma hakkı değil, George Orwell'ın 1984 kitabındaki gibi büyük biraderin amacı hafızaları silmeye çalışmak. Muhtemelen bir sonraki yapacağınız hamlede günlükleri silmeye çalışmak olacak. Yani bizi AK Parti'yi tanımıyormuşuz gibi düşünmeyin. Gerçekten bundan artık vazgeçin. Niyet okuyuculuğu da yapmıyoruz. Çünkü 18 yıldır artık sizi çok iyi tanıdık. Bir AK Partili konuşmacı şunu söyledi, dedi ki rumuzlu bir kullanıcı kediye şiddet görüntüsünü paylaşıyor ve bunun sonucunda diyor ki bunu paylaşırsam nasıl olsa bana bir şey olmayacağını biliyorum diyor. Farz edin ki siz bu kanunu, bu teklifi geçirdiniz. Bu kişi yine kediye şiddet görüntüsü paylaştı ve tespit edip yakaladınız. Kişiye bir şey olacak mı? Yine bir şey olmayacak. Çünkü geçtiğimiz günlerde bir köpeği istismar edip ölümüne sebep olan kişiye hiçbir şey olmadığı gibi bu kişiye yine bir şey olmayacak. Çünkü hayvan hakları yasasını getirmediniz. 21. yüzyılda Türkiye'yi medeni dünyadan koparmaya çalışan ne kadar uygulama varsa hepsini hayata geçiriyorsunuz. Bu mecralar zaten içerik üreten mecralar da değil, insanların içerikleri paylaştıkları mecralar. Dolayısıyla siz içeriği çıkarsanız da VPN'den bunu bağlanır, onu da yasaklısınız, Tor ağından bağlanacaktır. Gençler aslında internet sayesinde bütün dünyayı görüyor. Kendi yaşıtlarının 3 aylık çalışmayla araba aldıklarını görüyorlar. Oradaki gençler harçlık biriktirip oyun konsolları alabiliyorlar. Değil, oyun konsolu alabilmek, bizim gençlerimiz işsiz. İş bulsalar da
kazandıkları parayla sadece karınlarını doyurabiliyorlar. Oyun konsol almak da zaten gençler için bir rüya. Çünkü dünyada en çok oyun videosu izleyen ülke Türkiye. Gençler bunu alamadıkları için kendi oynayamayınca oynayanları izliyorlar. Geçenlerde Bilal Erdoğan şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki gençlere bir tavsiyesi varmış. Yurt dışına gitmelerini öneriyorlar. Bilal Bey şunun farkında değil, babası ve eniştesi sayesinde Türk lirası pul olduğu için gençler değil yurt dışına gitmeyi, emin olun Kızılay'a inecek para bulamıyorlar. Euro olmuş 8 lira, gençler yurt dışını sadece YouTube üzerinden görebiliyorlar. Bu getirdiğiniz uygulamayla da gençlerin YouTube üzerinden dünyayı görme fırsatını bile ellerinden alıyorsunuz. Amaç öyle bir sistem getirmek ki zaten siz kapatmış olmuyorsunuz. YouTube, Twitter, Instagram bu ülkeden mecburen gitmek zorunda kalıyor. Zaten asıl amacınız da bu. Dünyada olan biteni gençler bilmesin, bizi eleştirmesin. Yani sosyal medyayı A Haber yapmak istiyorsunuz. Sayenizde medeni dünyayla aramızda da uçurum açıldı. Ama ne yaparsanız yapın, ne yasaklar yaparsanız yapın, baskı, sansür yapmanıza rağmen bu gençler sizi götürecek, işte bunu engelleyemeyeceksiniz. Teşekkür ederim. Ne zaman ilk defa gündeme geldi bu konu? Tam da pandemi koşulları çerçevesinde gündeme geldi. Yani millet canıyla, aşıyla, işiyle meşgulken bir baktık, pandemiyle mücadele kanununun içinde sosyal medya çıktı. Herkes bu internet iyi ki varmış, e-ticaret sayesinde evimizde aç kalmadık diye düşünürken siz bir anda bu alanı düzenleme niyetine giriştiniz. Hepimiz şaştık. O an kamuoyunda tepkiler yükseldi ve ne oldu? Adalet Kalkınma Partisi geri adım attı. Tabii bu geri adım atarken bu günleri hesaplamıyor değildik. Bu günlerin geleceğini çok yakından biliyorduk. Çünkü sizin asıl derdiniz fişlemeydi. Biraz önce anlatıldı buradan. Mahir Ünal çıktı. Yeşil toplu ak trollerden bahsetti. Bizim yapamadığımızı yaptı. Allah razı olsun Mahir Ünal'dan. Yıllardır fişleyemediğimiz, daha doğrusu yıllardır burada varlar diye bildiğimiz yeşil toplu trolleri, yeşil toplu trolleri gördük ki Mahir Ünal etiketledi. Twitter'da bunları engelledi. Sonra Mahir Ünal döndü dedi ki ben bu meseleden vazgeçiyorum. Ama bu yeşil toplu trollerin yaptıklarına ne demeli? Önce Meral Akşener'e, Sayın Canan Kaftancıoğlu'na, Sayın Başak Demirtaş'a saldıranlar gördük ki yeşil toplu troller. Yine Esra Albayrak'a, Sayın Esra Albayrak'a yapılanları da hiçbir zaman tasvip etmedik. Ama bunların Adalet Kalkınma Partili olduğunu ben söylemedim, Mahir Ünal söyledi. Hatta Mahir Ünal Twitter'a da cevabı Twitter'dan verdi. Ey Twitter, sen nasıl benim trollerimi temizlersin? Ben onları etiketlemiştim dedi. Sonra yine iktidarın, Cumhur İktidarı'nın ortaklarından Sayın Bahçeli Twitter'a küstü, Twitter'a küstüğünü Twitter'dan duyurdu. Böyle bir süreç yaşıyoruz. 2 hafta önce bir ihtisas komisyonu açılması kararı alındı. Hepimiz heyecanlandık. Dedik ki Adalet Kalkınma Partisi bozuk saat de olsa günde 2 defa doğruyu gösterir. İlk defa bir ihtisas komisyonu kuruyor. Hazırlık yapacağız, yazın çalışacağız ve doğru bir düzenleme ortaya çıkaracağız dedik. Ama yanılmışız. Her zamanki gibi bizi şaşırtmadınız. Tebrik ediyorum sizi. Döndünüz, dolaştınız. Saraydan gelen talimatla bir anda alelacele hazırlanmış, özensiz hazırlanmış bu sosyal medya teklifini önümüze koydunuz. Bir de müthiş fikirler geliyor arada. Milliyetçi Hareket Partisi'nden öyle bir fikir, öyle bir öneri geldi ki şaşırdık. Ne yapacağımızı şaşırdık. Dediler ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının TC kimlik numaralarını kullanarak Twitter'a, sosyal medya mecralarına girmesini istiyoruz. Yani adında milliyetçilik geçen bir parti bizim kimlik numaralarımızı Amerikalı sosyal medya şirketlerine vermeye niyetlenmiş. Tabii komisyon görüşmelerinde biz teknik meselelerden bahsederken üzülerek gördüm ki İktidar Partisi'nin Grup Başkan Vekili Özlem Zengin 10 dakikalık konuşmamıza tahammül edemedi ve 10 dakikalık konuşmamızı bile dinleyemeden gitti. Tabii bu arada her fırsatta kürsüye çıkıyorlar ve diyorlar ki muhalefetle de biz istişare ediyoruz bu konuları. Ne zaman istişare ediyorlar biliyor musunuz? Önce teklifi götürüp meclis başkanlığına veriyorlar. Kendi aralarında anlaşıyorlar. Zaten tekliften de bir haberleri yok.
gelirken. Sonra oturuyoruz. Burada eksikler var. Önerilerinizi yapın. Önerilerimizi de yapıyoruz. Madde madde önerilerimizi yapıyoruz. Yapmadınız desinler. Madde madde önerilerimizi yapıyoruz. Sonuçta ne var? Bir virgül bile değişmiyor. Ne biliyor musunuz bu meselenin özü? Maksat dostlar alışverişte görsün. Yani iktidarın hikayesi dostlar alışverişte görsün hikayesi. Hele bu Almanya ve Fransa meselesi var ya, bu inanılmaz bir mesele. Yani şaşarak izliyorum. Yani işinize geldi mi Avrupa standartları, işinize gelmedi mi Şangay kriterleri. İşinize geldi mi Batı ahlaksızlığı, işinize gelmedi mi ama Avrupa'da da var. İşinize gelmedi mi PISA değerlendirmelerini tanımıyorsunuz. Standard & Poor's'u tanımıyorsunuz. OECD'yi de tanımıyorsunuz. Ama işine geldi mi de diyorsunuz ki Almanya'da da var. Bir kere problem burada değerli arkadaşlar. Almanya'da var, bizden iyi olmasın. Ki tarihsel süreci iyi incelemek lazım. Almanya'da neden olduğunu iyi incelemek lazım. Ben buradan iktidara sormak istiyorum. Almanya her işi doğru mu yapıyor arkadaşlar? Sizin yol göstericiniz Almanya mı? Bana bir anlatın, bu kadar Almanya lafı ettikten sonra komisyonda. Şöyle devam etmek isterim. Kaldı ki bunu komisyonda defalarca da ifade etmeye çalıştım. Almanya'da bu teklif 2 yıl tartışıldı. 2 yıl tartışıldı. Bütün paydaşlar sürece katıldı ve tartışıldı. Hala da tartışılmaya devam ediyor. Bir de kolaycılık yapıyorsunuz, kurnazlık yapıyorsunuz aslında. Fransa'yı da söylemekten kaçınıyorsunuz. Niye kaçınıyorsunuz biliyor musunuz Fransa'yı söylemekten? Çünkü Fransa'da Anayasa Mahkemesi ifade özgürlüğü kapsamında bazı maddeleri iptal etti. Onun için Fransa örneğinden de kaçıyorsunuz ki aman oradan laf gelmesin. Bu sadece kurnazlıktır. Ben size şunu soruyorum. Almanya'da ya da Fransa'da bir değerlendirmeyle bu projelerin, bu yasaların başarılı olduğunu gösterecek herhangi bir değerlendirme var mıdır? Herhangi bir çıktı var mıdır? Vallahi araştırdım, ben bulamadım. Bu teklif açıkça bir sansür teklifidir.